Peki madem her şey İsrail'in, her şey İsrail'e soralım. İsrail ve diğer taraflar gerginliği arttırmasın diyorsunuz. İsrail arttırıyor gerginliği. Peki savunacak mısınız yine? Yok, savunuruz. Şimdi şöyle bir ortam Zaten çıkıyor. İsrail'e Demek bu ki cesareti veren Amerika değil mi Yunus? Bu özgüveni, işte bu tam olarak cesareti o veren. noktaya çıkıyoruz zaten Fulya. Yani İsrail bu kadar bölgede şöyle bir beyin fırtınası gerçekleştirelim hep beraber. 7 Ekim'den bu Beyin yana yanıyor yalnız İsrail bütün ufacan. yaptıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmasa ve sadece desteğiyle indirgemeyelim. ABD'nin bölgede nükleer denizaltısı var. Uçak gemisi var. Savaş gemileri var. Çıkarma grubu var. F-22, F-35, F-15, F-16, F-18 uçakları var. Hava savunma sistemleri var. Şimdi bunların hepsi buradayken İsrail daha mı azgın bir şekilde bu saldırıları gerçekleştirdi? Yoksa İsrail Amerika'nın bütün bu yığını olmasa da yapar mıydı? Sorunun cevabını izleyicilerimize bırakıyorum ama sanırım hepimizin aklında aynı cevap oluşuyor bir anda düşündüğümüzde. Amerika savunuruz gerekirse diyor mu diyor. Bugünkü açıklamada bir teşekkür etmedikleri kalmış mı? Kalmış. Yani bu noktada ABD başında, sonunda, ortasında her yerinde var zaten. Ondan dolayı İsrail yapıyor. Bizim aslında alakamız yok söylemleri pek de inandırıcı değil gibi geliyor. Ama Yunus Bey, benim sorduğum soru da o zaten. Buradaki elektronik harp uçakları, bu söylediğim uçaklara istikamet ve yön vermeden Hasan Nasrallah'ın hangi binada olduğunu kerterizi olarak GPS'ten vermeden İsrail pilotları vuramaz ki onu. Doğru değil mi? Şimdi bunun hakkında tabii hassas bir konu olduğu için spekülasyon da yapamıyorum tabii Washington'dan ama şunu ortaya çıkarmıştı Amerikan medyası. Daha sonra da Amerikalılar kabul etmişti. Hatırlayalım. Hocam hatırlarsınız. Ekim-Kasım aylarında Amerika'nın SİHA'ları, İHA'ları sürekli Gazze'nin üstünde Evet, uçuyor onu diye söylüyorum. haberler çıkmıştı. Sonra Amerikalılar da bunu itiraf etmişti. Evet, biz operasyonel olarak tırnak içinde rehinelerin yerlerinin belirlenmesi için yardımcı oluyoruz demişlerdi. Şimdi rehinelerin yerini belirleyebildiler mi? Belirleyemediler. Ama birçok işte Hizbullah, Hamas bunların üyelerini bulup suikastla öldürdüler mi? Öldürdüler. Bu noktada peki Amerika itiraf etmişken daha geçen senenin bu olayların başlarında yardım kesinlikle etmemiştir diyebiliyor muyum? Ben diyemiyorum. Yani bu noktada Amerika'nın istihbari bilgisiyle bunlar gerçekleşmiş olabilir mi? Olabilir. Yani tamamen başından sonuna İsrail bunu kendisi yaptı demek biraz zor geliyor, zorlama geliyor. Ondan dolayı arkadaşlar da yazmış, o cesareti veren ABD mi? Şöyle söyleyeyim ben, İsrail'de zaten bir deli cesareti var. Ama bu deli cesaretinin korumasını sağlayan, gardiyanlığını yapan Amerikan ordusu. Yani Amerikan ordusu başından sonuna İsrail'in hizmetinde. Oradan geliyor bu cesaret diyebiliriz. Yunus Bey acaba bu operasyonun ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan ilk açıklama Savunma Bakanı Austin'den gelmişti. Yani operasyonu destekleyen, operasyonun bundan sonraki İsrail'in Lübnan'daki politikalarını desteklediklerine yönelik, terörle mücadelesini desteklediklerine yönelik ilk açıklama Austin'den geldi. Dolayısıyla Austin dediğinizde Savunma Bakanı, Pentagon, Amerikan ordusu. Dolayısıyla onların işbirliği olmadan bunun yapılmasının mümkün olmadığını ya da onların onayı ve birlikteliği olmadan yapılmasının çok mümkün olmadığını gösteren bir örnek değil midir Savunma Bakanı'nın destek açıklaması? Zaten Biden da diyor ya, Austin'e talimat verdim, askeri gücümüzü arttıracağım diye. Dün de zaten şöyle söylemişlerdi Gürbüz Bey. Ben New York'taydım dün. Şöyle bir haber geldi hemen. Bu saldırı gerçekleştiği sıralarda, öncesinde değil, sonrasında değil, sıralarda Gallant ve Austin telefondaydı diye. Uçaklar Şimdi havadayken öğrendim hikayesi. evet. Şimdi bunlar havadan Bunlar sudan eski oyun ya. konuşmuyordu. Tam tiyatro. Yani belli ki burada bir Evet. koordinasyon var iki taraf arasında. Bir de şöyle bir şey var Gürbüz Bey. Mesela Amerikalılar bunları ne yapıyor? Koruyor. Hatta dün yine Husilerin attığı füzeleri Amerikalılar düşürdü. Siz şunu söylemez misiniz Amerikalılara? Bakın biz çok büyük bir işe girişeceğiz. Hani teyakkuzda olun.
Burada bazı şeyleri sanki insan aklıyla alay ediyor gibi açıklıyorlar. Yani hiç haberimiz yoktu. Şunu iddia ediyorlar Gürbüz Bey. Hani Washington'daki gazeteci Yunus'la Amerikan Başkanı Biden aynı anda öğrendi. Yani yani. Böyle bir şey mümkünse yani hani sizin anlayışınıza bırakıyorum ben bunu. O zaman seni tebrik ediyoruz Yunus Bey. Evet, yani biraz oraya geliyor durum. Peki Özay abi siz ne dersiniz? Yani Amerika bu evet, suikastın neresinde dersem her yerinde yanıtına katılır mısınız? Her yerinde ama bunun özelinde değil. Şimdi meseleyi bir şöyle görmek gerekiyor. Bakın Obama döneminde Netanyahu'yla Beyaz Saray'ın ilişkileri çok kötüydü. Nefret boyutunda ilişkileri vardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 7 Ekim'den bu yana ne yapabildi biliyor musun? Aslında 7 Ekim'den beri de değil. Ondan önce bir kere yapabildiği Batı Şeria'daki 4 boşaltılmış yerleşim yerini bunlar yeniden canlandırmaya karar verdiklerinde Biden yönetimi çağırdı Washington'daki İsrail Büyükelçisi'ni resmen. Ona tepki gösterdi vesaire. Şimdi demokratlar her şart altında İsrail'i destekler. Kullanılan F-35'lerin parasını İsrail ödemiyor. İsrail'in aldığı büyük silahların tamamının parasını Amerika Birleşik Devletleri kendi cebinden karşılar. Elbette. Bu kadar net. Dolayısıyla Amerika bu işin zaten her yerinde. Orta. Amerika bu işin her yerinde var ama şunu da hiç unutmayalım. Yani İsrail bu cesareti Amerika'dan alıyorsun. Evet ama şimdi Jerusalem Post'ta şöyle bir yazı çıktı. 8 gün oldu. İsrail'i seven Trump oy versin. Şimdi Biden yönetimiyle Biden yönetimi yuları kaptırmış, seçime giderken Amerika'daki Yahudi oyları çok son derece önemli olduğu için, evangelistlerin oyları çok son derece önemli olduğu için Netanyahu ne yapsa desteklemek zorunda. Hiç yapabilecek başka bir şey yok. Gerçekte Netanyahu'dan çok hoşlanır mı demokratlar? Hayır, hoşlanmazlar. Obama'dan beri böyledir. Ama Netanyahu, bak eli kanlı katil, vicdansız, soykırımcı hepsi doğru ama aptal bir adam değil. Yunus burada bize çok güzel şunu gösterdi. Netanyahu Washington'da en çok eleştirildiği dönemde gitti. İran'ı kendisini saldırmaya mecbur etti. İran'ın 13 saatlik operasyonundan sonra Netanyahu Amerikan Senatosu'nda bir kahraman olarak karşılandı. Biden Netanyahu'yu hiç Beyaz Saray'a davet etmemişti görev süresi boyunca. Evet. O İran saldırısının ardından davet etmek zorunda kaldı. Şimdi yakaladı, yularından yakaladı Biden'ı. İstediği yere çekiyor. Yani bak Netanyahu tekrar diyorum bu eli kanlı katil, hiç aptal bir herif değil. Yularından istediği yere çekiyor Biden'ı. Şu anda Amerika İsrail'i yönetmiyor. Şu anda tam da seçimlere giderken artık 35 gün mü kaldı? 37 gün falan kaldı herhalde değil mi? İsrail maymuna çevirmiş durumda Beyaz Saray'ı. Ne isterse yaptırıyor. Ve buna karşı durabilecek herhangi bir güç yok. Çok net. Tekrar edeyim, Amerika'nın devlet politikası her şart altında İsrail'i yaşatmaktır. Ha demokrat olmuş ha cumhuriyetçi olmuş. O zaman olmuş. Peki Amerikan seçimlerine kadar Netanyahu bu saldırılarını arttırır mı? Arttıracak tabii. Bak bu stüdyoda kaç aydır konuşuyoruz. Çünkü nasıl olsa her şekilde her adaydan destek alıyor gibi bir durum var. Savaş bittiği an Netanyahu siyasi bir mefta olacaktı. Evet. Hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından dolayı bak soykırım yaptı, kadınları çocukları öldürdüğü için değil. Hakkındaki dosyalar yenil yutulur gibi değil. Ömrünü hapishanede geçirecekti. Bu Netanyahu'nun tek bir şansı var. Trump'ın başkan seçilmesi, yolsuzluk falan Trump'ın umurunda mı? Der ki Netanyahu başbakan kalsın, ben size şu kadar kredi veriyorum, şu silahları veriyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Netanyahu'nun siyasi hayatının ve sivil hayatta da dışarıda kalmasının tek yolu Trump'ın seçilmesi ve savaşın devam etmesi. O yüzden o seçimlere kadar. Hatta Trump hatta seçilen diyor. Cumhurbaşkanı göreve başlayacağı Ocak ayına kadar. Ocak ayına kadar, o yemin törenine kadar Netanyahu savaşı uzatmak durumunda. Burada yayabildiği kadar da yayacak. Bunu Yunus'la kaç kere konuştuk. Yani Gazze bitti. Bir yere sıçratmak zorundaydı. En kolay lokma da Lübnan. Niye Lübnan? Bak Yunus biraz önce ne dedi? Ben sizin dedi terör örgütleri listenizdeki adamları vurdum diyecek dedi. Doğru mu? Doğru. Şimdi zaman zaman şu konuşuluyor insanlar arasında. Diyorlar ki ya tamam bak yukarıya doğru geliyor, bize doğru geliyor. Şunu görmekte fayda var. Bakın Hamas'la Hizbullah'ın dünya tarafından bu kadar yalnız bırakılmasının temel sebeplerinden bir tanesi
bir Amerika'nın çok güçlü olması, iki ama Hamas ve Hizbullah'ın Amerika'nın terör örgütleri listesinde olması. Şimdi Arap ülkeleri dahil. Evet, bir devletle karşı karşıya geldiği zaman işin rengi değişir. Hiç o kadar basit bir mesele değil. Yani Netanyahu dedim ya, o daracık kendine yarattığı alanda dirsek ata 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 kendine bir siyasi manevra alanı yarattı. Ve şimdi elindeki bütün güçle Biden'ı rezil ede 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 Trump'ı seçtirmeye çalışıyor. O zaman kaldı 35-36 günü Netanyahu'nun. Burada ne yapıyorsa elinden geleni artık koymayacak. Netanyahu Trump'ın seçilmesi için müthiş uğraşıyor. Bak, Jerusalem'e posta sızdırılan haber, yani operasyonun perde arkası, Amerika'yı nasıl kandırdığını anlatıyor ya İsrail Başbakanı. Bundan ötesi var mı? Ve bunu ilk kez yapmıyor İsrail. Bir daha söyleyeyim. Demokrat Jimmy Carter'a seçim kaybettiren, Reagan'a seçim kazandıran, Amerika'nın Carter'ın başarısız Tahran rehine operasyonunu İran'a bilgisini veren İsrail'dir. İsrail Amerika'daki başkanlarla oynar. Oynuyor da. Ve bir şey daha unutturmadı mı Özay Bey? Yani oğlu Yunus Bey de mutlaka şey yapacaktır, dikkate alacaktır. Tam da Gazze'deki 101 ya da 102 ya da daha fazla olabilir rehine söz konuşuyorken ve İsrail'in içerisinde inanılmaz bir gösteri zinciri başlamışken, büyük tepkiler artarken şu anda hiç kimse rehinelerden bahsetmiyor. Niye İsrail, niye Netanyahu ateşkesi? Hayır, bir adım ötesini söyleyeyim Yunus. Ateşkes olursa ne olacak? Rehineler serbest kaldı. İçlerinde Amerikalı rehineler var mı? Var. O Amerikalı rehineler Amerika'ya indiği zaman havalimanında Biden ve Kamala Harris karşılayıp onlara gözyaşları içinde sarılacaklar mı? Bu demokratların işine yarayıp Trump'a zarar verecek mi? Netanyahu o anlaşmayı yapmaz. Bakın görün, Trump seçilirse eğer 5 Kasım'da arkasından hani o süreçte bir daha ateşkes şansı gelirse evet der. Trump'a armağan eder. Havalimanında Trump'a karşılattı. Lübnan çok fena vuruluyor şu anda. Başka bir şey var. Hocam, bu görüntüler canlı değil. Yaklaşık bir yıldır Gazze'de bir savaş var. Ve hala bitiremediler Gazze'deki savaşı. Oradan şimdilik biraz durdurdular. Buraya güç çekiyorlar. En seçkin, en elit paraşütçü birliklerini de sınıra getirdi, yerleştirdiler. Fakat bir ülke, düşünün İsrail gibi bir ülke, bir yıl boyunca her şeyini silaha yatırdı. Bütün ekonomisi bu anlamda durdu, bitti. O İsrail, Lübnan sınırındaki 62.700 İsrailli çiftliğini, tarımını, üretimini bıraktı. Geldi, otellere yerleştirildiler. Böyle bir ülkenin ekonomisi bu kadar perişan, ya Türkiye'yi düşünün ya da benzer bir ülkeyi düşünün. Bir yıl boyunca ekonomisi fırtınalar gibi eser gider biterdi. Ama İsrail'inki bitmedi. İsrail'in içinde hiçbir şey olmadı. İnsanlar yine alım güçleri var. Gidiyorlar, marketlerden alıyorlar, maaşlarını alıyorlar. Başka bir ülkede olsa maaşını alamazdı ne emeklisi ne memuru. Dolayısıyla yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in arkasında sadece silah değil, ne büyük bir para, nakit para, bilmediğimiz krediler, şunlar bunlar da var ki bunlar açıklanmıyor. Yoksa bir yılda bu ülkenin ekonomisi duman olur giderdi. Bir adım ötesini söyleyeyim. Netanyahu 10 gün önce çıktı. İngiltere'nin yeni başbakanını yerin dibine soktu. Dedi ki siz dedi Hamas'a yanlış sinyaller yolluyorsunuz dedi. Ne yapıyorsunuz dedi. Bize her silahı yollamamak ne demek? Siz dedi bu antisemitlerle beraber misiniz? Antisemitizmin parçası mı oldunuz vesaire? İngiltere'nin yeni başbakanı hem de işçi partili. Gık diyemedi. Niye biliyor musun? Çünkü Londra'yı bir kez daha finans merkezi yapmak istiyor İngiliz hükümeti. Londra ışıltısını kaybettiği diyemedi. Yani yüzüne tükürüldüğü varsayılabilecek ağırlıktaki cümleleri, sen ne diyorsun benim egemenlik haklarıma mı, hükümranlık haklarıma mı karışıyorsun, iç işlerime nasıl karışırsın diyeceği bir şey de ağzını açamadı. Yani İsrail'in hacmi küçük, ordusu küçük vesaire, fakat dünyadaki Yahudi etkisi, finans etkisi, lobi etkisi, medya etkisi o kadar korkutucu ki. Ve Netanyahu bunları tek bir çatı altında elinde silah olarak kullanmayı başardı. Peki, Biden'ı söylediğim gibi hani bu şey vardı ya, Tom ve Jerry'de böyle hani alırlardı, böyle dan dan bir önden bir arkadan vururdu. Biden'ı düşürdüğü hal gerçekten budur. Ben hiç bu kadar değil ama hiç bu kadar bir İsrail başbakanı karşısında
sefil duruma düşmüş bir Beyaz Saray yönetimi görmedim bugüne kadar. Şimdi İngiliz basını da Nasrallah suikastinin ayrıntılarını yazdı. Gökhan, biyografiyi ekrana getirebilir misin? Netanyahu'nun Amerika'ya gitmesi aldatmacaydı. Benim biraz önce yayında anlattığım şey, yeni mi yazmış İngilizler? Bahsettin. Geç kalmışlar. Nasrallah'ın kendisini güvende hissetmesi amaçlandı. Netanyahu Amerika'dayken Savunma Bakanı Gallant'ı arayarak vur talimatı verdi. Bombardıman Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşmasından sonra başladı. Şimdi Yunus, Birleşmiş Milletler ziyareti aslında tamamen bir aldatmaca mıydı? Katılır mısın? Özay Şendir aldatmaca olduğunu söyledi. Katılır mısın? Ne dersin? Ya, neler Fulya, oldu orada takip ettik. Şöyle bir takip durum ettik var. Beraber sen dedi. Fuat Şükür suikastla öldürülmüş. İsmail Haniye suikastla öldürülmüş. Nasrallah'a gelene kadar sadece Eylül ayının içinde birçok üst düzey Hizbullah üyesi öldürülmüş. Netanyahu'yu yani toprağın altına gömdüklerini görsen yine senin rahat olmaman lazım. Hani kendisini güvende hissetmesi amaçlandı diyor da Netanyahu gözünün önünde vurulsa, hani kafasına sıksalar yine güvende hissetmemen lazım. Ondan dolayı hani burada Hizbullah'ın artık hep konuşuyoruz ya biz, içine mi sızdılar, Hizbullah'ın içinde köstebek mi var diye. Hizbullah'ın direkt olarak varlığı ve yapısını sorgulamak lazım. Gerçekten Hizbullah diye bir şey var mıydı acaba? Yunus, hani ben bundan şüpheleniyorum. Yunus, aslında bu kaynağı Jerusalem Post olan, Jerusalem Post'a sızdırdılar hikayeyi. Burada yazandan birazcık daha fazlası var. İngilizler görece eksik almışlar. Çarşamba günü istihbaratı alıyorlar. Bu Amerika ve Fransa'nın ortaklarıyla beraber ateşkes teklifine yeşil ışık yakmaları da öz itibariyle bu aldatmacının bir parçası. Yani çarşamba günü o bilgiyi aldıktan sonra merkez komite toplantısı olacağını, işte Netanyahu'yu Amerika Birleşik Devletleri'ne yollamak vesaire süreci böyle... Bu 21 günlük ateşkes anlaşması da mı ama şöyle var, buna, şöyle bir şey var Özay Bey. Buna bir yeşil ışık yakacakmış, bunu kabul edecekmiş gibi davranması da aslında o aldatmacının bir parçası. Tabii bu söylediğim Jerusalem Post'a sızdırılan bilgiler bunlar. Hani benim analizim değil. Özay Bey şöyle yazdı. Şimdi çarşamba akşamı, yani Amerikan saatiyle konuşuyorum, siz 7 saat ekleyin ona. Çarşamba akşamı Başkan Biden ve Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, 21 günlük ateşkes çağrısı yaptı. Hı hı. Şimdi bu kenarda dursun. Perşembe günü sabah Netanyahu New York'a indi. İndiği gibi JFK havalimanında ateşkes mateşkes yok. Biz Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz. Hatta New York'a uçarken uçakta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından birinin vurulması emrini verdim. Hiç benden ateşkes beklemeyin dedi. Perşembe bitti. Cuma oldu. Cuma günü bu gerçekleşti. Yani bu da bir yanıltma olamaz. Yani bu da bir aslında şöyle, Hizbullah açısından bir yanıltma Beyaz olamaz. Beyaz Saray yani bir açıkladı. Beyaz Saray bir açıklama yaptı ya, hani yakınız ateşkese, diplomasi devrede vesaire falan filan diye. Belki onu danıştı, dövüş yaptılar. Yani orada da şöyle bir fikrim yok, bu Jerusalem Post'taki anlatılan hikaye benim söylediğim. Onlar böyle anlatıyorlar hikayeyi. Ya bence şöyle, ben bilmiyorum, İsrailliler şey mi yapmaya çalışıyor yani, Hizbullah'ın direkt kendi örgütleri olduğunu ortaya çıkarmamak için. Çünkü mümkün değil ya. Çarşamba 21 günlük ateşkesi Perşembe reddetti, çıktık bas bas bağırdık CNN Türk'ten, Hizbullah izlemiyor herhalde. Ya açıkladık yani. Bir adım ötesini söyleyeyim sana, bir ihtimal daha var. Dün o durum odasında, Amerika'nın durum odası gibi süslü yerde Gallant var. Gallant sonuçta bir şey, hani iktidar alternatifi Netanyahu hapse giderse büyük ihtimalle o başbakan olacak, savunma bakanı falan. Belki de bu Netanyahu'yu bir mitleştirme, Netanyahu'ya bir Likud'a verilen bir destek de olabilir Jerusalem'in yaptığı. Onlar da hemen tabii şeyden, otelden, 61. caddede otelde kalıyordu New York'ta. Onlar da oradan fotoğraf attı tabii. Yunus, detayı söyleyeyim sana. Mesela işte Air Force One'ın muadili Sion kanadı uçağıyla özellikle gitti. Uçakta son istihbari bilgiler değerlendirildi vesaire. Hani o uçağın özelliği ne Özay abi? Ne? O söylediğin uçağın özelliği. İsrail'in Air Force One'ı gibi düşün. Yani bütün istihbarat alımı, satımı, devlet, telefon toplantıları vesaire, bunların hepsini yapabiliyor. Ama şey,
Hani görevimiz tehlikede, Tom Cruise yerine koyacak neredeyse Jerusalem Post Netanyahu'yu o hale getirmiş. Fakat nereden bakarsan bak günün sonunda şey değişmiyor. Yani ben de bir katkı sunabilir miyim? İsrail'deki bakış şu. İsrail'i seven Trump'a oy versin diye yazdılar. Çok kolay yazılmaz bir gazetede o Trump oldu. Trump konusunda bir şey söyleyebilir miyim? Bakın Temmuz'da hatırlarsınız, yani hep konuştuk zaten defalarca. Temmuz'da kongreye geldiğinde alkış vesaire, evet işin gerçekten skandal tarafıydı ama benim en çok dikkatimi çeken Netanyahu'nun en çok İran'dan bahsetmesiydi. Sonra da iki gün sonra Trump'la görüşünce Trump'la belli ki kirli bir pazarlık dönmüş. Çünkü Trump Netanyahu görüşmesinden sonra çıkıp dedi ki ben komünist Kamala'nın aksine İsrail'in terörle savaşını sonuna kadar destekleyeceğim dedi. Daha sonrasında bütün bu olaylar silsilesi son 1,5 aydır gerçekleşti. Ve bu geldiğinde BM'de yine en çok neyden bahsetti? İran'dan bahsetti. İran'la yattı, İran'la kalktı. Şimdi İran dedi ki asla ve asla nükleer silaha ulaşmamalı. İran'ı yok etmeliyiz yani. Açık mesaj bu. Başından beri Trump, bunu söylüyor zaten. Trump cephesinde ne oluyor onu söyleyeyim bir de. Bakın bunu sürekli ısrarla üzerinde duruyorum. Trump'ın suikast girişiminden sonra ve ikinci suikast girişiminden sonra Amerikan istihbaratı şöyle haberler yazdırdı Amerikan medyasına. İran Trump'ı öldürmeye çalışıyor. İran Trump'ı öldürecek. Evet. Ve Trump da bunları yedi. Bakın açık açık söylüyorum. Trump bu zokayı yuttu. Ve geçtiğimiz gün çıktı dedi ki eğer ben başkan olsaydım ve bir başkan adayına İran tehdit etseydi onların şehirlerini ve ülkesini paramparça edeceğim diye tehdit ederdim. Buna izin vermezdim dedi. Bakın bence bu iş şuraya gidiyor. Netanyahu Trump'ı seçtirmek için elinden geleni yapıyor, ortalığı karıştırıyor. Ve Trump gelirse büyük ihtimal artık bütün nükleer tesislerini yerinde vurmak için Trump'tan izin alacak. Bak bunlar zaten seni öldürmeye çalıştı. Bunlar senin canına kastediyor diye. Yani çok tehlikeli bir yere götürüyor Netanyahu. Ben bu tehlikeyi anlatayım. Özay Bey çok güzel açıkladı. Hocam alacağım. Yani görevde kalabilmesi için sürekli bir kaos, savaş lazım ve bir sonraki hedef sanki İran'ı vurdurmak.